Bunlar hepsi geleneksel, değil mi? Bunlar İznik çizgisi. Geleneksel olarak yaptığım İznik çizgileri. Sadece koleksiyon olarak. Yani Avrupa'nın gerçekten istediği, almak istediği İznik çizgileri. Tabii ki daha geliştirilebilir. Ama şey olarak, malzeme olarak, yapım tekniği olarak bu. Astarlı, kırmızı astarlı İznikçimiz. Şimdi ilk önce sebeplerinden bir tanesi 500 yıllık olması. Ondan sonra düşük derecelerde, yani 900 derecelerde renklerini sır altına koyabilme imkanı. Kırmızı da dahil buna. Çünkü o devirde kırmızı sadece sır üstüne konan bir boyadır, renktir. Onun için İznikli ustalar sır altına İznik kırmızısını da koymuşlar, kabarık bir şekilde. Özelliklerinden bir tanesi de bu. Diğer bir özelliği, dünya üzerinde çok nadir olan seramik türünden bir tanesidir. Müzelerde, efendim, özel koleksiyonlarda bunlar var ama yani 3-5 bin taneyi geçmez zaten şeyleri. Kaşileri, yani duvar kaplamalarına gelince, onlar da zaten Osmanlı saraylarında, camilerde, türbelerde vesaire yerlerde bol miktarda görüyoruz. Ama evani dediğimiz kapkacak cinsi, tabak, çanak, vazo gibi olan seramikler, bunlar daha nadir ve kırılır olması nedeniyle de kullanım açısından da olduğu için azalmıştır. Bir nedeni de budur. Başka bir nedeni, hamurunun içinde ferit dediğimiz o devirde yapılan bir cam türü vardır. Ve bu kuvarsla beraber ve buranın İznik'in çok özel bir kiliyle beraber yapılan bir seramiktir. Camlı, yani firitli çiniler Selçuklularda mevcuttur. Orta Asya geleneğinde ise tuğla üzerine sırlama yapılarak bir nevi çini adedilmiştir. Sırlı tuğladır. Renkli tuğladır. Tabii burada herkes sahiplenmek istiyor İznik çinisini ama esas yapılan yer, bütün İznik çinilerinin yapıldığı yer İznik'tir. Bunun sebebi de tabii ki buradaki malzeme ve o devirde buraya verilen önem ve buraya gelen özel ustalar. En önemli şey budur. Çok nadir ve aşağı yukarı 500 yıllık, 400 yıllık olan İznik çinilerinin tabii ki bu fiyatlara satılması normaldir. Ama İznik'te şu anda bu tarz geleneksel olarak yapılan evani türü İznik çinileri yok desek yeri var. Bunun sebebi de burada hem yetkililerin, hem idarecilerin, hem Kültür Bakanlığı'nın dünya markası olan bu İznik çinisini pek kale almamalarıdır. Burada 22 senedir ben buradayım. Araştırmalarım var, denemelerim var, uygulamalarım var ve ortaya çıkardığım eserler var. Ama bu sadece benim yapmamla olmaz. Bir araştırma merkezinin kurulması şarttır ve bu merkezde bir de üretim atölyesinin olması lazım. Onun haricinde bir de 2 yıllık, en az 2 yıllık usta çırak geleneği ve bilimsel olarak da usta yetiştirmek ve günümüzde bu marka olan İznik çinisini doğru dürüst malzemesiyle,
formülüyle, sırıyla ve renkleriyle ortaya çıkarmak bütün amacımdı. İnşallah diğerleri de bunu düşünürler. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun tabii ki ehli hiref diye bir takımı vardı. Ehil insanlar. Bu insanlar hem hat üzerine, hem ebru üzerine, tesip üzerine ve seramik üzerine çalışmaları çok güzeldi. Bunlar tabii devirler geçtikçe birkaç yüz sene sonra antik oluyorlar. Bu yüzden de Avrupa'da da Osmanlı bir şeyi var, isteği var. Bu yüzden İznik Çinisi de bunların başlacı olmuştur. İznik Çinisi kuvars, özel bir kil ve cam tozuyla, yani firitle üçlü bir karışım olarak yapılan bir mamur. İznik Çinisi'nin tabii ki form özellikleri var. Hiçbir zaman şimdi İznik Çinisi düz bir şekilde duvar tabağı olarak yapılmamış. Saraya sadece yemek takımı olarak sunulmuş. Sofra takımı olarak sunulmuş. Onun için tabaklar bu tarz, bu formdadır. Dipleri çok yayıldığı için hamur, dipleri geniştir ve çok incedir. Üç kere pişirilir. Birinci pişim bisküvi pişimidir. İkinci pişim astarlama pişimidir. Üçüncü pişim de dekorlama ve sırlama pişimidir. 900 küsür derecelerde, yani 920 derecede pişiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi de başarıya ulaşıyoruz. Ama bunlar %30-%40 fireyle yapılan seramiklerdir. Ve İznik Çinisi'nin o devirde bütün defoluları da İznik'in altına gömülmüştü. Bu hepimizce malumdur. O yüzden şimdi satılan İznik Çinileri gibi değil, bu geleneksel olarak yaptığımız İznik Çinileri çok çok pahalı olması lazım ve pahalı oluyor. Evet.